STV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Takvim yaprakları 28 Ekim tarihini gösteriyor. 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dediği o kutlu günün Cumhuriyet'in arifesindeyiz ve günün gelişmeleriyle STV Ana Haber Bülteni'nde ben Soner Yüksel sizlerle birlikte olacağım. Bültenimizin ilk gelişmesi aslında dün akşam saatlerinde gerçekleşen, haberimiz yayında olduğu esnada devam eden, o yüzden sizlerle buluşturamadığımız Eskişehir gelişmeleri. AK Parti'nin kurma isimleri milletvekilleri Emine Nur Günay, Profesör Doktor Nabi Avcı ve İl Başkanı Zihni Çalışkan uzun bir aradan sonra bir gündem çerçevesinde Eskişehirli basın mensuplarıyla bir araya geldi. Millet Bahçesi'ndeki Millet Kıraathanesi'nde gerçekleşti bu toplantı ve epey de uzun sürdü. Toplantıda birçok başlık vardı. Önce Eskişehir'e 2002 yılından bu yana, yani AK Parti iktidarında gerçekleştirilen yatırımları masaya yatırdı Profesör Doktor Nabi Avcı. Hemen akabinde son dönemde gerçekleştirilen hizmetleri dile getirdi. Biz AK Parti olarak yapıyoruz ama yaptıklarımızı anlatmayla ilgili bir sorunumuz var dedi. Daha önce dile getirdiğimiz az laf çok iş sloganına kurban olduk dedi. İnce gönderileri vardı ve aynı zamanda önemli açıklamaları vardı. İsme önem verenler için önemli açıklamalar diyelim. Malumunuz Eskişehir Atatürk Stadyumu, ki ben kurulduğundan beri bunu demeyi tercih ediyorum ama kayıtlarda, tescilde yeni stadyum olarak geçiyordu. Nabi Avcı stadyumun yeni Atatürk Stadyumu olarak tescilleneceğini ve Millet Bahçesi'nin de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olarak tescilleneceğini kamuoyuyla paylaştı. Coşkulu hava için çok teşekkür ederim. Hem AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Millet Bahçesi içerisinde bulunan bir kafede basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir ziyareti hakkında detaylı bilgi veren Milletvekili Nabi Avcı, açılışı yapılan eserlerin isimlerini sıraladı. Yeni yaptığımız İl Halk Kütüphanemiz, Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılışını, resmi açılışını da yaptığı İl Halk Kütüphanemiz 8000 metrekare. Bu şu demek: bir İl Halk Kütüphanesi binasını yıktık, yerine 10 İl Halk Kütüphanesi yaptık aynı yerde. Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne de dikkat çeken Avcı, pandemi sürecinde sağlık ve eğitim alanında Türkiye'nin pek çok ülkeye nazaran iki alanda avantajlı olduğunu söyledi. Yunus Emre Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi. Şimdi Şehir Hastanesi 1081 yatak olarak başladı. Şimdi 1235 yatak var. Bir, sağlık alanında şehir hastaneleri sayesinde ciddi sorunlar yaşamadık. İki, EBA, Eğitim Bilişim Ağı sayesinde eğitimde, tamam bir anda 1 milyonun üzerinde insan yüklenince kilitlenir ama eğer o altyapı olmasaydı eğitim çok daha ciddi bir hasar görecekti. Öte yandan Avcı, yeni yapılan stadyumun adının Atatürk Stadyumu olarak, Millet Bahçesi'nin adının da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olarak belirlendiğini belirtti. Modern, yeni bir stat yaptık, yeni Atatürk Stadyumumuz. Dolayısıyla o da inşallah resmi açılışlar kapsamında açılmış oldu. Zaten açılmıştı abi ama yeni Atatürk Stadı olarak tescillendi mi Sayın Bakanım? Tescillenecek tabii. Daha buranın da adı, burası da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi. Burası da tescillenmedi ama tescillenecek inşallah. Dolayısıyla yeni Atatürk Stadımızın da açılışı yapılmış oldu. Millet Bahçemizin aslında biz daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanımızı açılış programı sırasında buraya getirmeyi ve kendisine "buraya sizin adınızı vermek istiyoruz" burada söylemeyi istiyorduk ama işte program yoğunluğu, yorgunluk vesaire buraya gelemedi. Dolayısıyla bugün dün akşam ancak kendisine bunu arz etme şeyimiz oldu. Böylece Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemiz'de resmi adına da kavuşmuş oldu. AK Parti'nin Eskişehir'e çok önemli hizmetler getirdiğini söyleyen Milletvekili Avcı, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, sosyal alanda, hayatın her alanında övünebileceğimiz hizmetlerimiz oldu. Bizim en önemli kusurumuz bu yaptıklarımızı doğru düzgün anlatamamak ifadelerinde bulundu.
Burhan Sakallı, hepinizin yakından bildiği bir isim. Şu anda AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK üyesi olarak görev yapıyor. Yani o da AK Parti'nin kurma isimlerinden biri. Bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Eskişehir'in çözüm bekleyen yolları. Bununla ilgili önce Cumhurbaşkanı ardından Karayolları Genel Müdürlüğü bir açıklama yapmıştı ve 2023 tarihini vermişti. Burhan Sakallı da bir ek yaptı. Biraz vadeyi kısalttı bu anlamda. Alpu, Sarıcakaya, Mihal Gazi yollarının önümüzdeki sene büyük oranda tamamlanabileceğini duyurdu. AK Parti MKYK üyesi Burhan Sakallı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir duyuru yaptı. Sakallı yaptığı açıklamada Eskişehir Alpu, Eskişehir Sarıcakaya ve Eskişehir Mihal Gazi yolları ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ile görüştüğünü belirtti. Burhan Sakallı, Uraloğlu ile yaptığı görüşmeye göre söz konusu yolların önümüzdeki yıl içerisinde %90 oranında tamamlanacağının sözünü aldığını açıkladı. Ulaşımdan, özellikle sağlıkçıları yakından ilgilendiren iyi bir gelişmeden, olumlu bir gelişmeden bahis açalım. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 30 Haziran tarihinde sona eren sağlık çalışanlarına tanınan şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki ücretsiz yararlanma hakkının yeniden başlatıldığını duyurdu. Eskişehir'de pandemi süreci nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı 30 Haziran tarihinde sona ermişti. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir açıklama geldi. 30 Haziran'da durdurulan sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma uygulaması, sizlere minnettarız, ortak mücadelemizde daima yanınızdayız mesajıyla tekrar başladı. Sağlık çalışanlarının kurum kimliklerini göstererek tramvay ve otobüslerden ücretsiz faydalanabileceğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görevli olan tüm sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım uygulamasından 28 Ekim tarihinden itibaren yararlanabileceklerini ifade ettiler. ...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla devam edelim. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından vilayet meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunularak Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü kutlanmaya başlandı. İYİ Parti Eskişehir İl Teşkilatı ve parti üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle vilayet meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen bir konuşma yaptı. Ekmen, Cumhuriyet'in Türkiye en çok yakışan yaşam biçimi olduğunu kaydetti. Bağımsızlık ve egemenlik, tarih sahnesine çıktığı ilk günden beri esir olmamış ve devletsiz kalmamış Türk milletinin en yüce sevdasıdır. Bunu hakkıyla sürdürmek, atalarımızdan aldığımız Cumhuriyet bayrağını daha da yücelterek gelecek nesillere taşımak hepimizin vicdan ve vatan borcudur. Eğitim İş Eskişehir Şubesi tarafından da Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle vilayet meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Türk milletinin Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük bir azim ve mücadeleyle kurduğunu söyleyen Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman şu ifadelerde bulundu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti her manasıyla büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır diyerek Cumhuriyete her koşulda sahip çıkılması ve Cumhuriyet'in yeni başarılarla geleceğe taşınması konusundaki sorumluluklarımızı anımsatmaktadır. 29 Ekim Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi tarafından da Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Törende bir konuşma yapan 29 Ekim Kadınları Eskişehir Şube Başkanı Sibel Eranoğlu, Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacaklarını söyledi. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyerek Türk kadınını şereflendiren, onurlandıran, Türk kadınına yol açan başkumandan, eşsiz lider, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk.
Bizler de çizdiğin yoldan hiçbir zaman ayrılmayacağız. Cumhuriyet devrimleri ışığında kadının insan hakları mücadelesini yükselterek Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir açıklamada adaletin hukuku ve parlamenter demokrasi ideali platformundan geldi. Layık hukuk devletini korumanın Cumhuriyeti korumak anlamına geldiğine dikkat çeken Ahbap Eskişehir Şube Başkanı Avukat Mehmet Ektaş konuşmasını şöyle sürdürdü. Layık hukuk devrimini korumak ve geliştirmek Cumhuriyeti, Türk milletinin özgürlük, bağımsızlık ve egemenliğini, refah ve mutluluğunu korumak ve geliştirmektir. Aydın Türk hukukçuları ve Türk hukukun üstünlüğüne inanan aziz Türk milleti bunun yılmaz savaşçılarıdır. Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından olan hukuk devriminin yozlaşmasına ve siyasallaşmasına karşı mücadele etmeye devam edeceklerdir. Şehrimizde olduğu gibi Bilecik'te de komşuda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı, coşkusu başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunum töreniyle başlayan programda Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir gururla kutladıklarını ifade ederek Türk milletinin de bayramını tebrik etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı dolayısıyla Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim. Törene Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, askeri erkan, kurum müdürleri, öğrenciler katıldı. Tören ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Valilik ve Bilecik Belediyesi'nin çelenk sunumuyla devam etti. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti. Cumhuriyet'in 98. yılını aşkla, şevkle, coşkuyla, gururla, büyük bir mutlulukla Bilecik'te, kuruluşun, kurtuluşun şehrinde tüm hemşehrilerimizle beraber coşkuyla kutluyoruz. Bu güzel, onurlu, büyük günü bize armağan eden, bu coşkuyu bizlere armağan eden, başta Ulu Önder, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimize, gazilerimize minnetle, rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle bütün hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise Cumhuriyet'in 100. yılına doğru yeni bir yapının oluşması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak katkı sunduklarını kaydetti. Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılını kutluyoruz. Bilecik bu anlamıyla en iyi şekilde, görkemli bir şekilde kutlayan illerinden bir tanesidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında hem laik demokratik cumhuriyetin hem de demokrasinin hem de özgürlüklerin 100. yılını tescillemiş olacağız. Bu anlamda Türkiye'deki bir değişim ve dönüşüm sürecinin de başladığını kabul ediyoruz. O nedenle Cumhuriyet Bayramımızı tabii kutlarken de 100. yılda hem laik demokratik cumhuriyete, hem demokrasiye, hem insan haklarına, hem hak ve hukuk ve adalete güvenilir bir yeni yapının oluşması konusunda hem parti olarak hem şahıs olarak katkı veriyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Öte yandan tören sonrası İl Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanan Atatürk konulu resim sergisinin açılışı gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Evet. Protokol üyelerinin resim sergisini gezmesi sonrası program son buldu. Yaz aylarında meydana gelen ve hepimizin yüreğini deşen orman yangınlarının ardından Türkiye'nin yeniden yeşil bir ülke olması için mücadele ettiklerini söyleyen Saadet Partisi Kadın Kolları Teşkilatı, Necmettin Erbakan Umut Ormanı'nı kurmak için çalışmalara başladıklarını ifade ettiler. Yaşlılarımızın korunup İstasyon meydanında bir araya gelen Saadet Partisi Eskişehir Kadın Kolları üyesi kadınlar, yazın çıkan orman yangınlarının ardından Türkiye'nin tekrar yeşil bir ülke olması için mücadele ettiklerini söyledi.
Bu kapsamda Necmettin Erbakan Umut Ormanı kurmaya karar verdiklerini ifade eden Saadet Partisi Eskişehir Kadın Kolları üyesi Merve Bozbey, herkesi kendilerine destek olmaya davet etti. Kaybettiğimiz değerleri ve güzellikleri tekrar kazanma umudumuzu, ülkemiz genelinde başlattığımız fidan bağışı kampanyasıyla kuracağımız Necmettin Erbakan Umut Ormanı'nda yeniden yeşertebileceğimizi ifade ediyoruz. Unutmayalım ki dikeceğimiz her bir fidan elimizdeki umuttur. Adalet için, huzur için, gelecek için, ülkemiz için umut elimizde yeşerecek diyoruz. Ve bütün vatandaşlarımızı Necmettin Erbakan Umut Ormanı'na birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz. Denetimden nasibini taksiciler de aldı. Eskişehir'de polis tarafından ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirilirken taksi şoförlerine de bilgilendirme amacıyla broşür dağıtıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde ticari taksi şoförleri ve taksi duraklarına güvenli seyahat amaçlı bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Kısa bilgilendirme. Sürücü adaylığı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstasyon Caddesi Gar önünde ticari taksilere yönelik trafik denetimi yaptı. Denetimde yer alan trafik polisleri ticari taksi şoförlerinin belgelerini ve emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşürler taksi duraklarında bütün şoförlerin görebileceği noktalara asıldı. İnşallah, merak etmeyin. Odunpazarı Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ataya Saygı fotoğraf sergisi açıldı. Odunpazarı Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutluyor. Cumhuriyetin ilan edilmesinin 98. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Odunpazarı tarihi bölgede bulunan Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi'nde Ataya Saygı Fotoğraf Sergisi açıldı. Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi arşivinde bulunan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet tarihi ile ilgili fotoğrafların bulunduğu serginin açılış konuşmasını Osman Yaşar Tanaçan yaptı. Tek görülmeyen Atatürk'ün fotoğraflarıyla onu çok iyi anlayabilmemiz için size bir kuple sunduk. Çorbada bir tozumuz olsun dedik. Konuşmaların ardından Başkan Kurt ve fotoğraf severler sergiyi gezdi. Evet, evet. Siyasi liderler hayatımızın içinde önemli bir yer tutuyor ve ister istemez geçmişten bugüne özellikle yaşı 40 ve üstünde olanların herhalde hayatınızdaki en önemli ya da en değerli siyasi lider sorusuna vereceği cevaplar farklıdır. Dolayısıyla biz de hep Eskişehir'de sormuyoruz. Malumunuz bazen Bilecik'te, Bozüyük'te, yine ilçelerde soruyoruz bu soruyu. Bu kez de Bileciklilere sorduk. Bakalım onlar akıllarındaki, gönüllerindeki lider ismi hangisi olarak değerlendirmiş? Kılıçdaroğlu. Neden? Vallahi bilmiyorum, ben onu seviyorum. Ülkemizde güvenebildiğiniz bir siyasi lider var mı? Hepsine de güveniyoruz oğlum be. Allah hepsinden razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin inşallah. Vallahi en güvenilmezi biliyorum da en güvenilir için çeşitli alternatifler var. Onun için Kılıçdaroğlu güvenilir bir siyasetçi. En güvenilir siyasi lider kim? Mansur Yavaş. Neden efendim? Onu seçtik. Sevdiğimiz için. Yönetim yaptığı için. Ankara'yı bir şeye benzettiği için. Masum Yavaş diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bir siyasi lider kim efendim? Abi ben siyasetle uğraşmıyorum. Bir isim söyleyeyim. Yok mu güvenebildiğiniz siyasetçi? Hiçbir yok. Güvenmiyorsunuz kimseye? Hiç kimse yok. Bugün peynir alayım dedim. Peynir gene zamlanmış. Şimdi peynir aldığım için halim vaktim yerinde diyecekler. Allah'a şükür biz istediğimizi alabiliyoruz ama alamayanlar var. Bilir siyasi lider kimdir? Ben saati tutmuyorum kardeşim. Genel itibariyle güvendiğiniz siyasetçi yok. Hiç kimseye güvenmiyorum. Siyasetçilere hiçbirine güvenmiyorum. Güvendiğiniz bir siyasetçi yok mu? Ben konuşmuyorum şimdi. Ben konuşursam ağır konuşurum. Gerek yok. Güvenilir siyasi lider sizce kimdir efendim? Hiçbiri. Neden? Yani bak, artık bak.
Ülkemizde siyasilere güvenme gibi bir şeyimiz kalmadı çünkü. İster istemez artık hiç kimse hiç kimseye de oy vermeyecek. Yani bence ülkede siyasi sistem diye bir şey de yok. CHP. Neden? Güveniyoruz onun yani konuşmalarına. Demokrasi. Güven vermiyor yani. Güven vermiş olsa hani bir tamam bazı yaptığı şeyler var onlar göz önünde ama onlar da ne şekil yaptığını millet bilmiyor. Onu da yine bizden alıyor yani. Türkiye'de en güvenilir siyasiler. Ben siyasilere şahsen güvenmiyorum. Neden? Açık ve net. Güvenmiyorum, yaptıkları ortada. En güvendiğim siyasi lider Tayyip Erdoğan. Aynen. Ona çok güveniyorum. Ve Türkiye'de en iyi hizmeti yapacak kişi de o. Cumhurbaşkanı yapacak kişi de o. Evet, birlikteliğimizi şimdilik virgülle noktalayalım. Çünkü ana haber bültenimiz sonrası, daha doğrusu saat 20'de STV ekranlarında Eskişehir'in nabzında sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimiz ve sevgili Ali Baş'la birlikte bu ekranda başka bir randevunuz yoksa sizlerle yola devam etmeyi arzu ediyoruz. Görüşünceye dek de şimdilik esenlikler diliyoruz sizlere.